Ben Gülşah Şen'le Mutfakta Gülşah Var'a hepiniz hoş geldiniz. Yine çok heyecanlı bir bölüm çünkü bizim evin hafta sonu en sevilen yemeklerinden iki tanesini sizler için yapacağım. Burada suyum kaynıyordu. Peki bu ne demekti? Bugün Mac and Cheese günü. Mac and Cheese de ne diyebilirsiniz? Mac makaroniden geliyor. Yani makarna, cheese de peynir. Peynirli makarna yapacağız ama adına yakışır özellikle nefis bir lezzet olacak. Bunu yalnız bırakacak mıyım? Hayır. Lütfen beni izlerken bayat tost ekmeklerinizi hemen buzdolabından çıkartın. Çünkü 5 dakikanın altında bir tatlı yapacağız. Ve yine 5 dakikanın altında harika bir salatayla bir pazar gününü daha neşelendirmeyi düşünüyorum. Tenceremde su kaynıyor. Yine çok mu konuşuyorum? Kesinlikle evet. O zaman hemen işe başlıyorum. Makarna için sizlere altın bir kural söylemiştim. Peki o neydi? Bir paket makarna için kaynamış 2-2,5 litre kadar suya ihtiyacınız var. Bunu şöyle kenara aldım. İkinci kuralımız neydi? Makarnanın suyunu bol tuzla hazırlıyorduk. Yani aynen deniz tuzu gibi. Şimdi hemen buna tuz ekleyeceğim ve makarnalarımı pişmeye göndereceğim. Ama önce malzemelerimi kesinlikle arkamdan almam gerekiyor. Bugün makarna olarak dirsek makarna kullanacağım. Ve iki çeşit peynirim var sosunda. Peki onlar nedir? Çedar peyniri biraz kalmıştır, rendeledik. Kaşar peynirim var, onu da arkamdan alacağım. Ama her zaman bu programda ne söylüyorum? Reçeteler, tarifler için özel peynir almanıza gerek yok. Lütfen kahvaltılardan artan peynirlerinizi biriktirin ve bu tariflerde kesinlikle kullanın. Suyum kaynadı, hemen tuzunu atıyorum. Şöyle bir, iki ve 3 yemek kaşığı dolu dolu tuzumu ekledim. Güzelce bir karıştırıyoruz. Ve dirsek makarnaları içine gönderiyorum. Çünkü bu tarifin özelliği dirsek makarna kullanılması. Ben kendim biraz zeytinyağı ekliyorum. Böyle bir kural var mıydı? Hayır, yoktu. Ama çok güzel olduğuna inandığım için ve yapışmayı da önlediğini hissettiğim için kullanıyorum. Karıştırdım. Bu kendi kendine pişecek. Yaklaşık 8 dakika. Niye? Çünkü ben al dente seviyorum. Hemen sos için diğer malzemeleri de arkamdan almam gerekiyor. Sos için ne demiştim? Artan peynirleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben de biraz kaşar vardı, biraz da çedar. İkisini kullanacağım. Bir beşamel sos hazırlayacağım. Makarnam pişene kadar olacaktır. Peki ne yapıyorduk? Bir altın kural daha vardı. O neydi? Makarna piştiği anda sosumun hazır olması gerekiyordu. Niye? Sos makarnayı bekleyebiliyordu ama makarna sosu bekleyemiyordu. Çok basit bir beşamel sos hazırlayacağım. Bunu üst boyuta taşımam ve sıradanlığı ortadan kaldırmam gerekiyor. Onu nasıl yapacağım? Kremayla. Aynı sosun içine biraz da krema ekleyeceğim. Tekrar makarnamı karıştırıyorum. Yapışmasını istemiyorum çünkü. Bu arada hepimiz acayip acıktık. Size ne kalır bilmiyorum ama biz bunları burada afiyetle yiyeceğiz. Şöyle bir iki kere sizle yaparken makarna pişiyorum demeye başlayana kadar mutlaka ara ara karıştırın. Peki beşamel sosumu nasıl hazırlayacağım? Bir paket makarna için tam tamına 2 litre süt kullanıyorum. Sos tavamı aldım. Ocağın orta gözüne koyuyorum. İçine yaklaşık 3-4 kaşık kadar tereyağı ilave ediyorum. Peki tereyağının yanmaması için ne yapıyorduk? Birazcık da zeytinyağı. Arada tekrar makarnamı karıştırıyorum. Bunlar erir erimez de hemen içine unumu ekleyeceğim. Un kavururken altın kuralımız neydi? Gerek tatlı gerek soslar olsun minimum 5 dakika kavurmamız gerekiyordu. Aksi takdirde hem soslar için geçerli hem de tatlılar için geçerli. Un kokusunu hissedip yerken de ağzımızda o çiğ un tadını alabilirsiniz benden söylemesi. Yağım tamamen erimeye başladı.
Şöyle içine 3-4 kaşık un ekleyeceğim. Ama bütün unu bir seferde eklemiyorum. Yavaş yavaş yedire yedire. Bence 2 litre süt için 4 kaşık un yeterli olacaktır. Bunu az önce söylediğim gibi yavaş yavaş 5 dakika kavuruyorum. Unumun kokusu çıktı. İstediğim rengi de aldı. Hemen yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Birden boşaltmayın çünkü kabarabilir. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Peki bu güzel sosun içine hangi baharatları ekleyeceğim? Hemen göstereyim. Beşamel sos ve bunun gibi beyaz sosların kesinlikle vazgeçilmesi muskattır. Evinizde yoksa maliyeti çok düşük, mutlaka edinin diyorum. Çünkü sosunuzu böyle bir üst boyuta taşıyor. Bu arada hemen söyleyelim, sosyal medyadan çok fazla soruyorsunuz. Tüm tariflerimiz, programda ne yapıyoruz, ne ediyoruz hepsi YouTube Mutfakta Gülşahvar'da. Ve bana da tabii ki Instagram'dan gulshahshen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ne demiştik geçen bölümlerde? Artık TikTok'ta biz de nefis videolarımızda varız. Gulshah.shen TikTok hesabından da tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu aşamada karıştırırken sosumun şöyle bir tık kıvam alması gerekiyor. Çok katı bir sos yapmayacağım. Başlarken ne demiştim? Sosum makarnayı bekleyecek. O esnada da birazcık katılaşacak. O yüzden muhallebi kıvamında bir sos eklemiyorum. İstemiyorum. Kaynattıktan hemen sonra da içine tam tamına bir su bardağı krema ekliyoruz. Bu da sosuma çok daha yumuşak, lezzetli hem görünüm hem de bir tat vermiş olacak. Sosum kaynamak üzere. Kaynamaya başlamadan hemen önce baharatlarımı eklemek istiyorum. İçine peynir koyacağım için şöyle sadece 2 tutam tuzum var. Hemen tekrar karıştırıyorum. Biraz karabiber, kesinlikle olmazsa olmazı ve ne demiştim? Muskat. Rendemin küçük tarafıyla eser miktarda muskatı rendeliyorum. Hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada hemen söylemem gerekiyor. Fırınınızı lütfen 200 dereceye ısıtın. Makarna sosla buluştuktan hemen sonra ekmek kıtırları üzerine ekleyeceğiz ve bir 10-12 dakikada fırında pişireceğiz. Bu mac and cheese'imizi çok yukarılara taşıyacak. Evet, artık kremamı ekleyebilirim. Bir su bardağı kremamı içine ekledim. Hızlıca karıştırıyorum ve sıra geldi peynirlere. Hazırda peyniri olanlar, işte peynirlerinizi değerlendirmek için size mükemmel bir fırsat. Sakın artan peynirleri çöpe atmayın. Her tarif için ayrı ayrı malzeme almanıza kesinlikle gerek yok. Bunu her programda söylüyorum. Tekrar da söylemeye devam edeceğim. Ben biraz kaşar kullandım. İyice yediriyorum sosuma. Bu aşamada ocağın altında kısın. Kaşarlar eridikten hemen sonra da çedarları ekleyeceğim. Artık çedarlarımı da bu güzel sosun içine gönderebilirim. Yavaş yavaş çırpmaya devam ediyorum. Benim programlarım hafta sonu. O yüzden yaptığım yemekler de bizim evde hafta sonu tüketmeyi en çok sevdiğimiz yemekler. Genelde şöyle bir algı vardır, hafta içi her gün diyet yaparsın. Ya cumartesi ya pazar günü de o diyeti bozarsın. İşte bu lezzetler tam sizin ödül gününüze uygun. Hani bazen yazıyorlar bana sosyal medyadan, abur cubur yemekler daha çok yapıyorsun diye, ama elimden gelen bir şey yok. Çünkü ödül günümde program çekiyorum. Dolayısıyla her şey aslına uygun olmalı diye düşünüyorum. Ben hiç kilo almadım ama ekipten kilo alanlar varmış. Mesela Emirhan, tanıyorsunuz, her şeyi yiyor, 2 kilo almış. Baran, sen kaç kilo aldın? Baran da hiç kilo almamış. Yönetmenim, sen kilo aldın mı? Bekliyorum şimdi. Aldınız mı?
Yönetmenim de almış. Zaten bu makarnadan ona koca bir tabak ayıracağım. Adam rejiden inene kadar buradakiler her şeyi bitiriyorlar. O yüzden özel bir tabak sizi bekliyor yönetmenim. Evet, şu sosun güzelliğini kesinlikle görmeniz gerekiyor. Tam kıvamında. Yapış yapış böyle. Bu makarna nefis olacak. Tam adının hakkını vereceğiz bugün. Mac and cheese yapıyoruz. Ve onu en iyi şekilde, en lezzetli şekilde bugün burada biz yiyeceğiz. İsterseniz siz de bizle beraber pişirip görsellerinizi de bize gönderebilirsiniz. Sosum hazır, yaşasın diyorum ve altını kapatıyorum. Şimdi geldik makarna ile ilgili bir kurala daha. Ben şöyle arkamı döneceğim. Jimmy de benle gelirse göstereyim. Hiçbir zaman makarnanın suyunu dökmüyorum. Süzgecimin altında şöyle bir tencerem var. Tüm makarnayı tencereye süzüyorum. Peki bunu niye yapıyordum? Daha önce de bu programda harika tarifler vermiştik. Makarnanın suyundan 5 dakikalık çorbalar yapabilirsiniz. Çünkü bol lezzetli, bol nişastalı bir su. Bence sizler de kesinlikle dökmemelisiniz. Makarnam hazır. Artık onu az önce gösterdiğim şekilde süzebilirim. Makarnamla geri geldim. Sosumu tekrar karıştırıyorum. Sakın bu sos bu makarna için fazla mı demeyin? Kesinlikle değil. Bol soslu olması gerekiyor. Güzelce içine döküyorum. Biraz da üzeri için ayırdım. Şu şekilde karıştırıyorum. Görüntünün mükemmelliğine bakabilirsiniz. Bu fırında iyice katılaşacak. Makarna ile bu güzel sos birbirine yapışacak ve harika bir yemek olacak. Şimdi bu burada 2 dakika beklesin. Ne demiştim? Üzerine ekmek kıtırı ilave edeceğim. Ama bunu olduğu gibi koyacak mıyım? Hayır. Daha önceki bölümlerden artan yaklaşık 1 su bardağı kadar ekmek kıtırım var. Bunun içine biraz sarımsak tozu ekliyorum. Kesinlikle siz de ekleyin, çok yakışıyor. Biraz tuz ekliyorum. Biraz karabiber. Çok azıcık da kırmızı toz biber. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bütün malzemelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ben makarnamı fırına döküm tavayla göndereceğim. Çünkü olduğu gibi servis yapmak istiyorum. Biraz da tencerede ayıracağım. Onları da porsiyonluk şekillerde hazırlayacağım. Bunu siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Arzu edenler tekli servis kullanabilir. Arzu edenler de benim gibi kocaman bir döküm tavaya bu bütün lezzeti gönderir. Oradan da fırına götürebilir. Kesme tahtamın üzerine aldım. Önce şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Birden hepsini dökmedim. Çünkü sosuyla komple almak istiyorum. Makarna yaptığınız zaman sizler de evde dikkat ederseniz şayet sos hemen dibe çöker. O yüzden boşaltma işlemini yavaş yavaş kaşıkla yapıyorum. Bu 4 kişi için gayet ideal bir servistir. Şimdi üzerine ekmek kıtırlarını koyacağım. Çok kalın bir tabaka yapmayın. Şöyle biraz serptim. Yine biraz buradan sosundan alacağım. Şu görüntüsü bile bence muazzam. Bu kadar yeterli. Sonra tekrar biraz daha ekmek kıtır serpiyorum. En son tavamı şu şekilde sallıyorum. Ne demiştim? 200 derece fırında üzeri kızarana kadar 10-12 dakika aralığında pişecek. Hemen çok kısa sürede bunun yanına bir salata yapacağım. Ama bence ekran başındakiler eğer bayat tost ekmekleri varsa bir an önce yanlarını alsınlar. Çünkü nefis bir tatlı yapıyoruz sadece 5 dakikada.
Fırında makarnam kızarırken hemen salatama geçmek istiyorum. Peki bu güzel salatada neler olacak? Tabii ki buzdolabında artan bütün yeşillikler olacak. Her zaman söylüyorum, salata demek sizin hayal gücünüz demek. Mesela bende birazcık nar var, sunumda kesinlikle kullanacağım. Bu arada narın mevsimi geçiyor, bilginiz olsun. Siz de benim gibi bir an önce alıp buzluk stoğu yapmaya başlayın. Yine kilerimizden çıkan cevizler. Arkada bir sürü yeşilliğim var. Reyhan, nane, canınız ne istiyorsa siz taze soğan da ekleyebilirsiniz. Ama ben bugün kırmızı soğan ve benim çok sevdiğim bu yedi kule marullarını kullanacağız bugün. Tek yapmam gereken mi? Hepsini içine doğrayacağım. Peki sos olarak bence marula kesinlikle limon çok yakışıyor. O yüzden limon, zeytinyağı, tuz ve salatam da yine 5 dakikada hazır olacak. Çok konuşmadan bence doğramalıyım artık. Marulların kafa kısımlarını kestim. O kadar taze ve kütür kütürler ki şu şekilde hiç bıçak değdirmeden direkt içine atıyorum. Bu arada belki isminden ötürü size zor bir malzeme gibi gelebilir ama kesinlikle değil. Artık her markette satılıyor. Tahminimce de bir paketi 4 lira ile 5 lira arasında ama bir paketten tam tamına bunun gibi 6 adet çıkıyor. Tek yapmanız gereken güzelce sirkeli suda bekletin. Sert kısımlarını alın aynı benim gibi ve bu şekilde koparın, gönderin gitsin. Ne demiştim? Kırmızı soğan kullanacağım. İster yemeklik küp küp, isterseniz piyazlık doğrayabilirsiniz. Ama ben bunları ince ince piyazlık hemen doğramak istiyorum. Çünkü salata inanılmaz olacak. Tadını bildiğim için çok canım çekti. Bu arada fırındaki mac and cheese sizce kimin kontrolünde? Tabii ki Baran'ın. Neydi Baran? Sosyal medyadaki paylaşımımıza çok ilgi geldi. Süpermen'di, yemeklerin süpermeni, yani takip görevlisi aslında. Barancığım lütfen fırına mukayyet ol, yoksa siz aç kalırsınız, benlik hiçbir şey yok. Soğanlarımın üzerine çok hafif tuz ekledim. Yumuşatmak için şu şekilde karıştırıyorum. Sert kısımlarını da ayırdım. Hemen karıştırdıktan sonra bunlar da salatanın içine gidiyor. Sıra geldi diğer malzemelerime. Ceviz nar burada beklesin. Bakalım benim yeşilliklerimde acaba neler var? Biraz reyhanım var. Reyhan da çok güçlüdür, unutmayın. O yüzden şöyle sadece 5-6 yaprak alacağım. Ama biraz bereketliymiş, bayağı çok geldi. Şunların hepsini aldım. Mesela birazcık maydanozum var. Eğer dökmeden almayı becerebilirsem, ki başardım. Kalın saplarını alıp aynı reyhan demetin üzerine maydanozlarımı da ekliyorum. Bence buna kesinlikle biraz da nane eklemeliyim. Şöyle alalım. Yeşilliklerde ne yapıyorduk? Sadece kalın sapları ayırıyorduk. Ve ince saplarıyla beraber hemen taze ot karışımımın içine gönderiyorum. Bence bu kadar yeşillik bu yedi kule marulları için gayet yeterli olacak. Hemen bunları şu şekilde bir araya getiriyorum. Hepsini iç içe alıyorum ve döndürüyorum. Sonra mı ince ince doğruyorum, o kadar. Çok fazla ufaltmadım çünkü bu bir salata. Hepsini içine atıyorum. Geldik cevizlere. Göz kararı. Evinizde varsa mecburi bir malzeme mi? Kesinlikle hayır. Bence bu kadar yeterli olacaktır. Şunları da sunumda kullanırız. Bıçağımla ufaltıyorum. Bunlar da yine aynen buraya gidiyor. Yine kesme tahtamı çok idareli kullanıyorum. Çünkü fazla bulaşıktan gerçekten nefret ediyorum. Hemen şöyle birazdan nar ekledim. Yine bence bunu da sunumda kullanabiliriz. Şimdi geldik sosuna. Sosu için ne demiştim? Limon, zeytinyağı, tuz, bu kadar. Ama sosu hemen içine dökecek miyim? Kesinlikle hayır. Lütfen sizler de evlerinizde böyle yapın. Salatanızı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yeşilliğini, taze görünümünü 1-2 saate kadar korur. Ama lütfen sosu servisten hemen önce içine ekleyin. Böyle çok daha güzel, çok daha canlı görünecektir. Küçük bir kaseye sosumu hazırlamaya başlıyorum.
Soranlar için sıkacağım var ama kullanmıyorum. Ben elimi sıkacak olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Sanıyorum mesleki bir alışkanlık. Bir küçük limonun tamamını sıkıyorum. Şimdi içine biraz tuz, arzu edenler biraz karabiber, kırmızı toz biber, kekik ne seviyorsa onu da ekleyebilirler. Ben biraz karabiber de ekleyeceğim. Kesinlikle bol miktarda iyi kalite bir zeytinyağı salatalarınızın vazgeçilmezi olmalı. Hızlı bir şekilde karıştırıp sosumu da hazırlıyorum. Salatam hazır. Sosum hazır. Yine çatlamaya başladım çünkü yemek kokuları burayı sardı. Makarnam yani mac and cheese'im fırında pişiyor. O zaman size bahsettiğim o 5 dakikalık tatlıya hemen geçebilirim. Programın başında ne demiştim? Lütfen buzdolabında bayatlayan tost ekmeklerinizi getirin. Bunlarla çok basit bir tatlı yapacağız diye. Hızlıca malzemeleri söyleyeceğim. Yine daha önceki bölümlerden kalan robottan geçirilmiş bisküvim var. Sanıyorum şu an emin değilim. Bu bir bebe bisküvisi. Yumurtam var 3-4 adet. Ekmeğinize göre ayarlayacaksınız. 4 dilim için yaklaşık olarak 2 hadi küçükse 3 adet yumurta yeter. Bunu lezzetlendireceğim neyle? Biraz şeker, Hindistan cevizi, toz, tarçın ve süt. Yine çok heyecanlandım çünkü lezzetini biliyorum ve de eminim. O yüzden ağzım çap çap yapmaya başladı. Buna bir de sos eşlik edecek. Ya bir meyve sosu yapacağım ya da bir çikolata sosu. Ama istiyorum ki bugün buna ekip karar versin. Ekibe göre bu tatlıya ya meyve ya da çikolata sosu eşlik edecek. Peki ilk olarak ne yapıyoruz? Hemen bunun sert kenarlarını şu şekilde alıyorum. Bütün köşelerini. Tam bir porsiyonluk sunum için hazır ekmeklerim oluyor. Hızlı bir şekilde hepsini hazırlayacağım. Ama lütfen unutmayın bu parçaları dahi atmıyoruz. Bunları kurutacağız ve mesela bugün mac and cheese'e koyduk. Ne diyoruz? Ekmek kıtırı. Bunları parayla almanıza kesinlikle gerek yok. Artan malzemelerden kendiniz çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Ekmeklerin sert kısımlarını aldım. Şimdi hemen onları batıracağım. Harcı hazırlamak istiyorum. Yumurtaları kırıyorum. 4 adet yumurtayı içine ilave ettim. Şöyle ilk etapta yarım su bardağı sütümü koydum. Bir yandan da kısık ateşte bu tatlıları kızartacağım. Yağımı ısıtıyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Bunu da buradan bildirelim. Hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Benim yumurtalarımın boyuna göre küçük 4 adet yumurtam vardı. Yarım su bardağı süt yeterli geldi. O yüzden daha fazla eklemeyeceğim. Siz de yine bu aşamada onu baz alırsanız harika olur. Evet, şimdi karışımıma Hindistan cevizi ekliyorum. Ben burada bazen biraz göz kararı çalışıyorum. O yüzden siz tüm detaylı tariflere YouTube Mutfakta Gülşah Var hesabından, Instagram gulshahsen.com.tr'den ve tabii ki TikTok gulshah.sen'den bize ulaşabilir. İstediğiniz bütün videoları izleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da toz şekeri ilave ettim. Hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bakın kıvam aynen bu olmalı. Ne çok cıvık ne de katı. Hemen içine tarçın ekliyorum. Ben biraz tarçını bol seviyorum. Bir tatlı kaşığı kadar koydum. Şimdi hızlı bir şekilde onu da karışıma yedireceğim. Karışımım hazır. Artan tarçınımı da yanıma aldım. Belki serviste kullanmak isterim diye. Dediğim gibi ya kırmızı meyveli bir sos yapacağım ya da çikolatalı. Buna ekip karar versin istiyorum. Arkadaşlar 30 saniyeniz var. Bana söyleyin ona göre sosa başlayacağım. Evet şimdi geldik. Nasıl yapıyoruz? Çok basit. Aynı kesme tahtasını idareli bir şekilde kullanıyorum. Bu arada yağın altını açmıştım. Ne durumda? Bakayım. O da ısınmaya başladı. Gayet iyi. Çok da kızgın olmasın. Tost ekmeklerini önce bu hazırladığım güzel karışıma batırıyorum. Sonra bisküvi kaplamasında
kalın bir tabaka oluşana kadar yapıyorum. Tek yapmam gereken bu. Hazırladığımı hemen önüme koyuyorum ve sırasıyla hepsi bitene kadar devam ediyorum. Ekmeklerin hepsi hazır, yağım da ısındı. O zaman ellerimi yıkıyorum ve onları kızartmaya devam ediyorum. Sosta bugün çikolata kazandı. Çikolatalı bir sos yapacağım. Sadece bir paket kremayı eritiyorum ve içine istediğim bütün çikolataları ekliyorum. Bir paket krema yaklaşık 1,5 paket çikolata ister. Sütlü bitter fark etmez, aklınızda bulunsun. Hemen bunları gönderiyorum. İki tarafı da altın sarısı olana kadar kızaracaklar. Baran, fırındasın değil mi? Sana güveniyorum. Çok güzel kızarmalarını istiyorum. Tamam, Baran bana böyle yaptı. Sosu da bugün yönetmenim seçsin istedim. Çünkü başlangıçta da söylemiştim. Buradaki terminatör ekipten rejiye hiçbir şey kalmıyor. O zaman onun için çikolatalı sosa hemen başlıyorum. Hemen bir su bardağı kremamı aldım. Burada hem çikolata, bitter hem de sütlü. Canımız nasıl isterse ekleriz. Şöyle dönüyorum. Kremam iyice kaynama noktasına gelsin. Sonra çikolataları kafama göre içine ekleyeceğim. Her iki yüzeyin de aynen bu şekilde kızarması gerekiyor. Bu arada kremam ısındı. Altını kapatıyorum. Şöyle yarım sütlü. Bence karıştıralım. Hafif bir yedirelim. Kremanın ısısıyla çok hızlı bir şekilde eriyecek, sakın merak etmeyin. Bir yarım paket daha aldım. Onu da koyuyorum. Bugün daha soft bir sos istedik. O yüzden sütlü çikolata. Şuradaki kırık bitterleri de ekleyelim. Sosum harika bir renk ve kıvam aldı. Tatlım, yani tost ekmeklerinden hazırladığım tatlılar olmak üzere mac and cheese fırında nefis bir renk alıyor. Peki bunları nasıl sunacağız? Reklamlardan hemen sonra. Peki kiminle? Bugün yine sizlerden gelen yoğun istek üzerine diş hekimi Nurcan Sarı bizlerle beraber olacak. Ben önce sunumları yapacağım, sonra hemen konuğumu davet edeceğim. Tekrar söylüyorum, reklamlardan sonra biz buradayız. Baran'ın söylediğine göre makarna olması gerektiği kadar pişti. Hemen onu fırından almak istiyorum. Şu an oldukça sıcak, o yüzden tadına bakmayacağım. Biraz ılınması için diğer servislerimi yapacağım. Salatamı alıyorum. Hazırladığım sosumu ekledim. Servis tabağıma salatamdan bol miktarda ekliyorum. Gayet renkli, lezzetli ve güzel görünüyor. Salatam da hazır. Onu da bu yana aldım. Peki bu tatlıyı nasıl servis ediyorum? Bakın yüzeyi çıtır çıtır. Tabağın tam ortasına koydum. Yine aynı maşayla dondurma alıyorum. İdeal kıvama gelen çikolatalı sostan bol miktarda üzerine döküyorum. Direkt elimle donmuş meyvelerden şöyle bir köşeye küçük bir dekor yapalım. Hem burada dursun hem de burada. Bugün mutfakta Gülşahvar'da mac and cheese yaptık. Çok sıcaktı, gösterememiştim. Hemen içinin nasıl göründüğünü şöyle köşeden size göstermek istiyorum ki bilin nasıl görünüyor, öyle yapalım. Bakın aynen bu şekilde. Dumanı üzerinde harika. Yine şu şekilde koydum ki güzel fotoğraf alabilelim. Bu arada çok basit bayat tost ekmeklerinden 5 dakikanın altında bir tatlı yaptık ve bu şekilde görünüyor. Bence süresine göre gayet iyi. Benim çok sevdiğim 7 kule marullarından da buzdolabında ne varsa bir salata hazırladım.
Tüm bu lezzetlere YouTube Mutfakta Gülşah var, gülşahşen.com.tr Instagram hesabı ve gülşah.şen TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Peki bunları tek başıma mı yiyeceğim? Kesinlikle hayır. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine sevgili diş hekimi Nurcan Sarı bugün bizle burada olacak. Hem lezzetlerin tadına beraber bakacağız hem de sizden gelen tüm soruları beraber değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. İmplant bölümlerimiz gerçekten beklenenin üstüne çıktı. Aynı zamanda da çok mutluyum. Bugün yine istiyorum ki implant üstüne şöyle nefis bir bölüm yapalım sizinle. Tabii. Gelen soruları da toparladım. Tam konuya girmeden önce hocam bana en çok sosyal medyada şu sorulmuş. İmplanttan sonra diş etlerim kanıyor normal mi? Lütfen hocama sorun. İmplanttan sonra diş eti kanaması normal değil tabii ki. Bu aslında diş etinin irite olduğunu, oradaki kaplamanın belki uyumsuz olduğunu gösteriyor. Hmm. Bir problem olduğunu gösteriyor. İmplanttan sonra, protez yapıldıktan sonra diş eti kanaması varsa mutlaka doktorlarını ziyaret etmeliler hastalar. Peki hocam bir enfeksiyon mu oluşmuş oluyor orada? Bu kanama neden gerçekleşiyor? Tabii ki diş etinde ödem olmadan diş eti kanamaz. Demek ki orada iritan bir faktör var. Bu hastanın dişlerinin fırçalamamasından da kaynaklanabilir, iyi bakımlarını yapmamasından da kaynaklanabilir veya protezin uyumsuz olmasından da kaynaklanabilir. Bir problem vardır, mutlaka göstermeliler. Mutlaka implantı uygulayan hekimin kapısını çalmamız gerekiyor o zaman değil mi? İmplantın ömrü için bu çok önemli. Siz zaten daha önceki bölümde bunu söylemiştiniz. Sakın implantı öyle bırakmayın, tertemiz bakın, kontrollerini yaptırın diye. O zaman buradan ben de şöyle söylemek istiyorum soran seyircilerimize. İmplanttan sonra diş etinde kanama normal değilmiş. Lütfen doktorunuzu tekrar ziyaret edin diyorum. Tabii. Şimdi hocam yine implantla alakalı çok güzel bir sorum var. Zaten bu bölümü de tamamıyla bunun üstüne ayırdım ki soranlar, öğrenmek isteyen herkes tüm detaylı bilgileri alsın. Multi unit sistem nedir? Bu bahsettiğiniz diş eti kanamasıyla aslında çok ilişik bir konu. Hı hı. Çok da bilinen bir konu değil. Biraz bu işte Olon 4, Olon 6'lerden sonra çok kullanılmaya başlanan bir yöntem ama bütün implant sistemlerinde de kullanılabilen bir şey. Bu nedir? İmplant yapıldıktan sonra protez aşamasına geçildiğinde protezin yapıştırma, o simanlarla yapıştırma sistemi değil de tamamen vidayla tutturulmasıdır. Peki hocam daha zor bir işlem mi bu? Daha zor değil aslında hasta bakımından daha kolay bir işlem. Neden? Çünkü ameliyat yapıldıktan sonra bu multi-unit parçalar direkt ağza takıldığı için, üzerlerine de birer kep takıldığı için veya geçici de takılabiliyor, geçici diş de takılabiliyor bunun üzerine. Tekrar ikinci bir cerrahiye gerek kalmıyor. Diş etlerini sonradan işte 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra açmak gerekmiyor. Ve diş eti ona göre de çok güzel bir şekilde ilk cerrahide iyileştiği için de bakteri sızıntısı da az oluyor. Çok avantajlı bir sistem. Ama tabii ki hekim açısından biraz yapması zor. Neden zor hocam? Biraz daha hani ölçü aşamasının çok daha iyi olması gerekiyor. Çok pasif oturması gerekiyor. Protezin çok uyumlu oturması gerekiyor. Laboratuvar aşaması zor. Ama yapıldıktan sonra da hastaya müthiş konfor veriyor. Ve o işte bahsettiğiniz diş eti kanamaları burada o yapıştırma kadar olmuyor. Neden? Çünkü protez çıkışları daha güzel olduğu için daha uyumlu oluyor. Diş etini rahatsız eden hiçbir şey olmuyor. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. Hani halk arasında, halk dilinde hep böyle sorular geliyor. İmplant eşittir vidalı sistem diye. Bu doğru mu? Ya da açmak ister misiniz? Eklemek, çıkarmak istediğiniz bilgiler var mı? Bu bahsedilen aslında şey, vida denilen şey implant için kullanılıyor aslında halk arasında. Evet, implant bir vidadır. Çene kemiğine yerleştirilir. Çok çeşitli tabirler duyuyorum ben. İmplant çakma, implant ekme. Ekme de var mı? Ekme de var. O hani tamamen vida kısmı implant dediğimiz parça çene kemiğine yerleştikten sonra üst yapıya geçildiğinde, kaplama kısmına geçildiğinde iki çeşit sistem var. Birincisi yapıştırma, simant ediyoruz biz ona. İkincisi de vidal sistem, yani multi-unit deniliyor. Bu kanama da zaten simante denilen sistemde mi oluyor hocam? Daha çok uyumlu yapılırsa onda da olmaz. Olmuyor. Ama tabii vidal sistem kadar konfor vermiyor. Neden? Çünkü simante bir kaplama yaptığımız zaman biz
Onu tekrar alttaki o abatement dediğimiz ara parça gevşediğinde o kaplamayı veya kaplamayı değiştirmek istediğimizde onu oradan sökmek çok zor. Ya keserek çıkarıyoruz kaplamayı. Evet. Ya da bu kron sökücü dediğimiz şey aletlerle tak tak böyle vurarak çıkarıyoruz. O da konforlu bir şey değil hasta için. Evet. Can sıkıcı. Ama vidal sistemde üstlerinde küçücük birer parça dolgu oluyor. O dolguları çıkardıktan sonra altta da o dolguyu sızmasını engelleyen bir teflon bant oluyor. Onu alıp vidaları çıkarıyoruz ve protez elimize geliyor. Onda istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz. Ondan sonra laboratuvara gönderiyoruz. Rengini değiştirebiliriz. Kaplama üzerine gövde altında eksilme oldu diyelim, eklettirebiliriz. Veya tüm sistemi değiştirmek istiyoruz diyelim. Yeniden o multiunit sistemler üzerinden ölçümüzü alıp laboratuvara gönderebiliriz. Hasta için çok konforlu bir şey. Çünkü protez çıkarken o zorluğu yaşamıyor hasta. Nasıl çıkacak diye bu ben de düşünmüyorum. Hastam da düşünmüyor. Tabii sizin için de zor oluyor değil mi hocam? Tabii ki onu çıkarmak çok zor. Çıkarmak. Yapıştırma sisteminde. Peki acılı mı hocam? Acılı zor bir işlem mi bu hem hasta için? Çok uyuşturabiliriz, anestezi yapabiliriz. Acılı değil ama konforlu değil. Çünkü o tak tak vurma çok konforlu bir şey değil. Zaten hastalar korkarak geliyor. Evet. Zaman alıyor. Altyapı zedelenebiliyor, diş etleri zarar görebiliyor ama vidal sistemlerde olay öyle değil. Yaptıran hastalar bilir, çok daha konforlu, çok daha estetik. O zaman halk arasında bilinen vidalı sistem aslında implantın çeşidi multi unit diyebilir miyim? Tabii. Multi unit dediğimiz zaman hastaların şimdi biraz teorik bir kelime, kafası karışabilir. Biz onu tamamen protezin implant üzerine vidalanması desek daha akılda kalıcı evet, olur. Evet, kalıcı olacak. Peki hocam bu multi unit sistemin diğer kaplama çeşitleriyle farkı nedir desem zaten anlatmış oluyorsunuz evet, değil mi? Evet, bahsettiğim gibi daha kolay çıkıyor. İşlem yapmak daha kolay. Diş eti kanamıyor, diş etini irite etmiyor. Daha güzel oturuyor implant üzerine. İmplantın ömrünü uzatıyor. Diş eti hastalandığı zaman, orada bir enfeksiyon oluştuğu zaman implant da buradan zarar görüyor. Biz boyunda erime diyoruz. Bunu da hastalar bana çok soruyor. İmplantın boynu mu eriyor diye. Hayır, implantın çevresini saran, boyun kısmını saran kemiğin erimesinden bahsetmiş oluyoruz. İmplantla boyun erimesi dediğimiz zaman. Bu hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü estetik olarak da özellikle ön bölge implantlarda diş etinin altından gri gri siyah siyah implantın gözükmesi demek bu. Ve diş etinin de işte kanaması demek. Hastaya konfor vermez. Ama biz bunu protezin çok iyi yaparsak, simanti yapıyorsak da çok iyi yapmamız gerekiyor ki diş etini irite etmesin. Tam o basamakların üzerine kaplamayı çok iyi oturtturmak gerekiyor. Ama bu laboratuvar için çok zor bir şey. Dediğim gibi kaplamayı da çıkarmak bu aşamada çok zor değiştirmek istediğimizde. Mesela bir tane implant yaptırdık. Evet. Daha sonra yandaki dişi de kaybettirdik. Arkadaki dişi de kaybettik. Oraya tekrar iki tane değil de bir implant yapılıp köprü yapılacak. Evet. Biz öndeki implantın kaplamasını sökmek durumundayız. Doğru. Ona bağlamak için. Ne yapacağız? Bu sefer kaplamayı çıkaracağız. İşte burada simante zorluyor bizi. Burada o zaman multi unit sistem aslında daha avantajlı. Daha avantajlı ve daha böyle geleceğe yatırım gibi oluyor mu hocam? Tabii ki. Bir de daha estetik. Çünkü kullanılan metal miktarı azalıyor. Dediğim gibi geçen programlarda da söylemiştim. Evet. Zirkon yaptırmak zorunda değilsiniz burada. Neden? Çünkü multi unit sistemde porselen miktarı çok çok daha fazla kullanıldığı için çok çok daha ışıltılı ve estetik oluyor ben zirkona göre. Ben en çok onu seviyorum. Işıltılı. Ama işte illaki de hasta zirkonda istiyorsa o zaman T-base dediğimiz daha ince metaller üzerine zirkonda yapıyoruz. Hani bu hastanın takıntısına bağlı aslında. Peki hocam multi-unit sistem uygulanırsa şayet hastaya o dediğiniz görüntü olmuyor değil mi? Hani siyah siyah alttan görünür dediğiniz olmaz diye. Çünkü neden? Metal platform üzerine yine metal platform oturuyor sadece. O küçücük bir implant çıkışı kadar. Geri kalan tüm sistem gövde altları dahil porselen. Ve hiçbir yansıma zaten olamaz. Olmuyor ve vidalı olduğu için de zirkonda vidalı sistemde belki bir miktar kırılma ihtimali olabiliyor. Ama altyapı metal olduğu zaman kırılmıyor. Ama isterse hastalarım zirkonda yapıyorum. Sizin öneriniz nedir? Ben genelde metal destekli multi-unit sistem kullanıyorum. Tek üyeler dahil, ön bölgeler dahil ama dediğim gibi T-base üstü. T-base dediğimde kendinden hazır çıkışlı birebir oturuyor profil üstüne, porselen profil. Daha çok ön bölgelerde kullanıyoruz.
Onun da yine zirkona göre, simantaya göre çok çok daha estetik oluyor. Tek üyelerde, ön bölgelerde kullanıyoruz onu. Peki hocam, diğer malzemelere göre bu kullandığınız daha maliyetli mi? Çok büyük bir fark oluyor mu orada? Bir miktar fark var. Daha maliyetli. Bu farka değer mi? Değer. Kesinlikle değer. Kesinlikle değiyor mu? Kesinlikle. Peki hocam, mesela size sorsam, multi unit sistemin desem, zorluk derecesi nedir? Bir kıyaslama yapar mısınız? Bana ne dersiniz? Mesela bu da sosyal medyadan gelen zorluk sorulardan değil. Bir tanesi. Hasta için tam tersi daha kolay. Çünkü neden? Bir kere üzerine çok rahat bir geçici yaptırabiliyor evet. Hasta. Diş eti ona göre, özellikle papil diyoruz biz, bu diş eti araları geçici aşamasında iyileşme beklerken şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla protezi yaptığımızda çok çok daha estetik, aynı ana diş gibi. Hani implantı yaptırıp da bu altları dümdüz, diş eti bomboş olmuyor. Önceden diş etli, o şey gibi, dantel gibi formülü evet, verdiğimiz belli için. Belli oluyordu mesela. Evet, burada belli olmuyor. Neden? Çünkü geçişini takıyoruz hastaya ve o iyileşme aşamasında o papilleri de verebiliyoruz. O ara parçalar üzerine vidalayarak ve o vidaları ben çok kolay bir şekilde ölçü aşamasında daimi protezi yaparken çıkarıp ölçümü alabiliyorum. Ve hasta ikinci bir cerrahi işlem yok, tekrar bir anestezi yok, diş etine müdahale yok, tekrar bir kesi yok. Ölçümü alıp sonrasında da yine geçiciyle hastamı bekletiyorum. Protezi yani yapılana kadar. Yani hasta size geldi, bu multi unit sistemi uyguladınız. Hemen daha aynı gün geçiciyi takabiliyorsunuz. Aşağı yukarı 3-4 saat sonra bir evet. Laboratuvar aşaması var onun. Geçicisini bazen kendi dişlerini kopyalayarak takıyoruz. Hem hasta çiğneme konforunu kaybetmemiş evet. oluyor. Bu çok önemli hocam. Yaşam kalitesi, hani tabii diş ki. Yaptırmak güzel bir şey ama biz mesela hastalar olarak şunu da istiyoruz. Tamam, dişimi yaptırayım ama konforum da düşmesin. Tabii ki bunu her hastam istiyor. Bir de çoğu çalıştığı için, göz önünde olduğu tabii. için. Hani sosyal olarak da dişsiz gezmek istemiyor. Çiğneme de önemli. Ben 3 ay çorbamı içeceğim diyor hasta. Haklı. Çok haklı. Tabii ki sert şeyler değil ama balık yumuşaklığında şeyler, yumuşak gıdalar. Özellikle ekmek bu dönemde tüketmemelerini istiyorum. Tüketeceklerse de çorbanın içinde tüketmelerini istiyorum. Neden hocam ekmek tüketmelerini istemiyorsunuz? En zor çiğnenen, hani en çok baskıyı dişe uygulayan şey ekmektir. Aslında biz simit, yumuşak ekmek. Diye ekmek hani yaparız hep, yiyelim falan. Demek ki bu da yanlış bir algı. Lastik gibi çünkü. Çiğnemesi doğru. Zor, çok kuvvet uyguluyor. Ben en çok ekmekten sakınırım implant yaptıktan sonra. Hastalarıma en çok tembihlediğim şey de ekmek çiğnememeleri. Ekmek, pide, simit, o familyadan daha yumuşak gevrek şeyler tüketmelerini söylüyorum. Onları tükettikten sonra zaten hasta hani sadece ekmeği çıkarmış oluyor aslında hayatında. Okey, aslında sağlıklı bir şey. Sebze, evet. Sebze yemiş oluyor, yumuşak. Aynen. Balık. Balık, aynen öyle. Balığı çok rahat yiyebilirler. Balık yumuşaklığında olan her şeyi her yiyebilirler. Her şeyi tüketebiliyorlar. O zaman hocam, hasta size geldi. Muayenesini oldu, kararı verdiniz, multi unit sistemle implant uygulaması yapacaksınız. Aşama aşama böyle nasıl yapıyoruz? Hastayı aldınız evet. içeriye, kararı verdiniz. Adım adım istiyorum sizden. Zaten implant, simantede de multi unitte de aynı. Sadece farklı olan All-on-4 dediğimiz sistemler. Onlar da evet. daha uzun ve daha açılı, daha az sayıda implant kullanılıyor. Ama tabii ki multi-unit sistem kullanıldığı için, o vidalı sistemin protezi daha pahalı olduğu için evet. 6 tane implant yaptırmakla aynı fiyata denk geliyor. Hastalar bazen bana bunu da soruyor. Hocam işte All-on-4 daha ekonomikmiş. Ekonomik olan kısmı ileri cerrahiden kaçınmak. Ama aynı fiyata denk geliyor aslında hasta için. Evet, sadece implant sayısı az ama graft kullanılmamış oluyor. Ama protez daha pahalıya gelmiş oluyor. Daha konforlu bir protez teslim ediyoruz hastaya. Dediğim gibi diğer sistemler aynı. Hani düz implant kullanacaksak zaten genelde üstte 8, 6, 6 tane implant yapıyoruz. Evet. Ama All-on-4 ya da All-on-6 yapacaksak 6 ya da 4 implant, açılı implantlar koyuyoruz, daha uzun implantlar koyuyoruz. Onu da belli kaide kurallar çerçevesinde yapıyoruz. Daha sonrasında hemen ölçüyü alıp, tabii ki belli koşulları sağladıysak, belli sertlikle kemiğe bu implantları yerleştirebildiysek bunları yapabiliyoruz. Bunun haricinde eğer ki ben belli bir kuvvet alamadıysam aynı gün geçişimi takamam. Bu zaman bu sefer ne yapıyoruz? Ya geçici bir protez takma, çıkarma bir protez veriyoruz ki bunu da önermiyoruz hastaya. Mümkün mertebe özellikle yemek yerken takmamasını, sadece konuşurken takmasını, hani sosyal alanlarda takmasını tembihliyoruz.
eğer belli bir kuvvet alarak implantları yerleştirdiysek de aynı gün ölçüsünü alıp yine hastanın geçici plastik dişlerini hastaya teslim ediyoruz. Dediğim gibi plastik dişler kırılmasın diye ve implantlara çok yük gelmesin diye de aşağı yukarı 3 ay kadar, 4 ay kadar vakasına göre yine değişiyor. Yine rapid implantlar, hızlı yani üst yapısı yapılan implantlar kullandıysam 20 gün sonrasında daimi dişlerini takıyorum. Neden? Diş eti iyileşmesi için. Diş çektiysem 2 ay sonra yine o çekim bölgeleri iyileşsin diye. Bu da çok önemli hocam. Diş çektiyseniz multi unity yaptırsak bile 2 ay beklemek zorundayız. Evet. Eğer ben hızlı yani konik bir implant tercih etmediysem, üst yapısı hızlı yapılan bir implant tercih etmediysem de 4 ayı beklemek durumundayım. Onun haricinde ama dediğim gibi ben hayatımdan simante sistemi sildim. Hastalarıma da uygulamıyorum. Çünkü ileri geri dönüşte diş eti kanaması, protez uyumsuzluğu, protez değiştirmesi gerektiği zaman yaşanan zorluklardan dolayı bunu hayatımızdan en çıkardık. En çok hocam diş eti kanamasını sormuşlar. Evet. Demek ki böyle bir genelleme yani sayı çok fazla diş sayı eti kanaması. Sayı çok fazla çünkü ilgili. Yani hani benim diyen laboratuvarda çok çok iyi böyle çok uyumlu bir çıkış. Çok az hani sağlayabilen laboratuvar var öyle söyleyeyim. Yapıştırmada o vidal sistemdeki kadar güzel uyumlu bir diş eti geçişi sağlanamıyor. Mümkün olmuyor yani. Yani benim gördüklerim öyle söyleyeyim. Peki süre için? Süre içerisinde de dediğim gibi Olon 4 ya da Olon 6 ise eğer ki ben hızlı iyileşen bir implant kullandıysam üst yapısını 20 gün sonra, 20 günde sadece diş eti iyileşsin diye bekliyorum. Yine geçici takıyorum hastama. 20 gün bekleyip ölçüsünü alıp protezlerini takıyorum. Eğer ki aslında diş eti iyileşmesini de beklemiyorum diyorsa mesela yurt dışı hastamsa 4 günde de ben protezlerini teslim edebiliyorum. Evet bu çok önemli. Size yurt dışından gelen hastalar çok var, oluyor. Sorular var. Bu sorular bize de geliyor mesela. Evet. Ya da işi sebebiyle il dışından gidip gelenler oluyor. Evet, bu şekilde gelmiş hastam bana, ben protezlerini hemen 3-4 gün içerisinde teslim edip daha sonra 6 ay sonra kontrole çağırıyorum hastamı. Boşalan gövde altlarını doldurmak için. Ve dediğim gibi vidalı bir sistem olduğu için de vidalardan kolay bir şekilde 5 dakika içinde protezini söküp altından bir ölçü alıp laboratuvarda bunu bir gün içerisinde telafi ettirip hastama tekrar teslim edebiliyorum. Peki hocam, Nurcan Sarı implant yaptıracak olsa neyi, neden tercih eder? Daha önce de bahsettiğim sebeplerden dolayı vidalı bir sistem tercih ederim kendi ağzıma. Dediğim gibi koku yapmasın. Bu da çok önemli. Diş etim kanamasın, temizliği kolay olsun, müdahale edilmesi gerektiğinde de kolay çıkarılıp takılabilsin diye. Kesinlikle bunu tercih ediyorsunuz. Siz anlatırken hemen oradan ben kokuyu alacağım hocam. Bu yapmam dediğiniz sementerni, yapışkanlı yöntemde koku problemi de oluyor mu hocam? Yapışkan artıkları hem koku yapıyor çünkü onu da kontrol edemiyoruz hem de implant kaybına kadar gidiyor. Peki son olarak implantla ilgili şunu da söylemek istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi hani biraz hekimlerini dinlesin hastalarımız, araştırsınlar. Çok kafaları karışık çünkü süreç konusunda ısrarcı olmasınlar. Evet. Gerçekten biz erken teslim edebiliyorsak hastaları zaten protezlerini erkenden yapıyoruz. Ama ileri cerrahiler gerekiyorsa kemik yapıları uygun değilse hani 20 günde benden protez istemesinler. O zaman programı şöyle beklesinler. Kapatacağım. Lütfen sabırla bekleyin ve 20 günde protez istemeyin. Lütfen bizden ayrılmayın. Biz her cumartesi pazar saat tam 4'te Beyaz TV'de olacağız.